huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, işte satıcıların, tüccarın, insanların işte mal aldığı, bir şeyler aldığı insanlardan bahsediyoruz. Adil olması tabii ki öncelikle, adaletli davranması, malını satarken işte tartıda olsun, kalitede olsun, fiyatta olsun adil olması beklenen bir şey olması gerekiyor yani. Bir de kitaplarda falan ihsanda bulunmasından bahsediliyor. Yani tüccar ihsanda bulunursa tavsiye ediliyor hatta. Yani iyi bir şey çünkü. Adalet evet. Aynı zamanda ihsanda da bulunabilir. Bu ihsanda bulunmayı biz nasıl anlamamız lazım? Yani adam İyi ya ben bu malı sana hadi hediye ettim derse mi ihsan etmiş olur? İhsandan ne anlamak lazım? i̇hsanı birçok şekillerde kitaplarda anlatmışlar. Hatta i̇mam Gazali Hazretleri Kimya-i kitabında anlatıyor. Biliyor ki allah Teala adalet yapmak emrettiği gibi ihsan etmeyi de emir ediyor. Dolayısıyla e, bunları öğrenen zulüm yapmaktan kurtulur buyuruyor. Bunları öğrenen, adalette ihsan da öğrenen kurtulur. Çünkü Araf suresi 55. ayetine mealen ihsan edenlere elbette rahmetim çok yakındır. Buyuruyor allah Teala. Yalnız adalet yapanlar dinde sermayelerini kurtarmış olur. Ama kar ihsan edenlerdedir. Niye? <laughs> Onu çok güzel izah etmişler. Niye? Şimdi adalet tamam yerine getirdin. İyi, iyi güzel. Yani onda mükafatı var. Zulmetmedin hiç olmazsa. Tamam mı? Gasp etmedin. Şimdi insan aciz midir? Acizdir. Allah Teala mahşer günü buyurmuş ki sen aciz olduğun halde kendin aciz olduğun halde benim aciz kullarıma ihsanda bulundun. Aciz kullarıma ihsanda bulundun. Yani kendinden verdin, fedakarlıkta bulundun. Şimdi sıra bende. O ne kadar ihsan etti dünyada? 100 sene yaşadı diyelim. Tamam mı? Ya 100 sene de her sene 100 kilo bir şey ihsanda bulunsa, yüzde çarpsan ne eder? 10 bin. 10 ton mu eder? 10 ton. 10 ton eder. 100 sene içerisinde. Bütün ihsanı nebisi bu yani. 10 ton. Yani 10 tonluk bir kamyonu dolduruyor. Allah-u Teala buyurmuş ki aciz olduğu halde bu ihsanda bulunmuş. Melekler de der işte ya Rabbi 10 ton. Ben ona 100 ton verdim. 1000 ton verdim. Ama sıra bende dermiş yani. Ve Dünyadakiler geçici, elinde kalıcı değil. Önünce mirasçılara kalır. Öyle mirasçılar da işte hatırsız gibi ise tamam. Yandı. Gidin adamı vaktine niye ölmedin? Bizi böyle süründürdün. Millete ihsanda bulunup duracağına <laughs> bize bıraksaydın ya. Falan diye. Şimdi Sırrı Sakati Hazretleri ile alakalı bir hadise anlatırlar. Sırrı Sakati Hazretleri'nin dükkanı varmış. Yüzde beşten ziyade kar istemezmiş bu zat. Açık net. Bir kere 60 altınlık badem içi almış. Badem fiyatı ansın yükselmiş. Tellerler bağırıyor. Badem satmak için e, e, geliyor. 63 altına sat dedi Sırı İsa tellerle. 63 altına. Teller dedi ki bugün, bugün bu kadar bademi 90 altına alıyorlar deyince ben yüzde beşten fazla kar alma, almamaya karar verdim. Kararımı değiştirmem buyurur. Teller da diyor ki ben de senin malını aşağı fiyatta satmam diyor. Şimdi çok öyle. Tamam çok. Fazla malı götürüp denize atıyorlar ya. Yani evet. Meyve sebze ise atıyorlar. Allah yar mahşerde nasıl hesap verirler bilemem. O da yüksek fiyatta satmaya razı olmadı. Bademler satılmadı. E şimdi e, İmam-ı Gazali Hazretleri bunu anlatırken buyuruyor ki işte İhsan böyle olur. İşte insan böyle olur. Fiyatlar yükselmiş. E şimdi daha adam aynı şekilde ne bileyim ben efendim işte dövizler şöyle kıpırdıyor gibi küt diye yükseltiyor <laughs> Ya nereden çıktı Her gün görüyoruz bunları. Peki bunun sebebi ne? Din unutulduğu için. Efendim ben de Müslümanım. Falan. Aa hepsi. Daha önce bir konuda geçti ya. Yani adam doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Ve hadis-i şeriflerde biliyor ki bu kimseler münafıktır. İçi başka dışı başkadır bunlar. Evet. Münafıktır. Yani İslamiyet'le bir alakası yok. İslamiyet'le alakası olmayınca e, bu adam aynı şekilde paraya tapıyordur. E, paraya tapyan bir kimse adaleti yapabilir mi? Gözetebilir mi? İhsan yapabilir mi? Mümkün değil. Ne adaleti yerine getirebilir, hele öyle, öyle ihsan hiç yapamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ee, şimdi mesela kitap tarzı öyle enteresan misaller verilmiş ki, bir adam bak e bakkal işletiyormuş. Günü gelmiş ölmüş. Vefat edince bu rüyada görülmüş. Demişler sana ne yaptılar falan. Demiş ölüme koca bir defter koydular. Baktım bir 50 bin sayfa. Dedim ki bu ne? demiş bu kadar alışveriş yapmış. Akit yapmış yani. Almışsın, satmışsın, almışsın, sağmışsın. Bunların sanmışsın. hepsi kayıtlı. Bunların hepsi. bunların içinden aynı şekilde çıkmak mümkün değil. İşte Allah-u Teala meleklere soruyor. Diyor ki bunun nesi var? E, yaptığın işlerin hepsi sağlam değil. Yani dedi ki, yolcu. Demişler senin demişler bir amelin. Bana demiş o defterimin arkasına. Defterimin arkasına bazı rakamlar yazılı. Melek de diyor ki tamam gördük onu diyor. Ne o? Diyor ki fakirler geliyor alışveriş yapıyor. Onların isimlerini yazmıyor. Sadece getirirler şey yaparlarsa hani sorarlarsa neydi bizim borcumuz falan diye ben kendime göre bir işaret koydum. Yazıyordum. Bazılarında da hiç yazmıyordum. Çok garipler çünkü. Niye diyor yapıyordum böyle? Çünkü onlar fakir ve garip. Ben diyor alsın ölürsem benim mirasçılarım onlar rahatsız eder. Aa senin borcun var ver bakalım derler. Ya e onların da durumu yok, müsait değil. Onlar üzülür sıkıntıya düşer. Onlar üzülmesin sıkıntıya düşmesin diye bazılarının ismini yazmadım. Bazıları sadece aldıkları e, ne kadar aldıysa onun yekün borcu orada duruyor. Sadece onun kime ait olduğunu ben biliyorum diyor. Başka kimse bilmiyor. Kimseyi de söylemiyorum diyor. Allah Teala melekler arz ediyor. Ya Rabbi diyor görüyorsun kulum böyle yapıyormuş. O benim fakir, garip, muhtaç kullarıma öyle mi davranmış? Ya Rabbi diyor öyle yazıyor. Şeylerde öyle diyor. Kulunda da öyle diyor. Şimdi diyor o garip. Onun diyor o diyor 50 bin sayfalık diyor. Şeylerin kusurlarını, hatalarını hepsini ben affettim. Hepsini düzgün yazın. Ayrıca ona şu kadar da mükafat. Böyle yaptığı için. Bu kadar da mükafat. E, dolayısıyla dolayısıyla e, yani bunu yapabilecek ...belki şu anda bizi izleyen ve dinlerinin hatırına gelebilir. Siz masal mı anlatıyorsunuz? Böyle <laughs> insan kalmadı. Diye de hatıra gelebilir. Ama Mustafa Bey işin doğrusu... ...kitaplarda yazdığı gibi... ...İmam-ı Gazali Hazretleri uzun uzun anlatmış bunları. Uzun uzun anlatmış. Ticarette ihsan için müşteri... ...fazla ihtiyacı olduğu için... ...çok para vermeye razı olsa bile... ...çok kar istememeli buyuruyor. Çok kar istememeli. Eşbahta deniyor ki... E, işte e, bir sürü güzel özellikler saydıktan sonra işte üçüncüsü, üçüncü üçüncü kaydığı isardır. Peki isar ne? İsar muhtaç olduğu bir şeyi almayıp muhtaç olan din kardeşine bırakmak, bırakmaktır. İnsana lazım olan şeylerde isar yapılır. Kurbet ve ibadetlerde isar yapılmaz. Mesela eee taharetlenecek kadar suyu, setre kadar örtüsü olan bunları kendi kullanır. Bunları muhtaç olana vermez. Birisi e, birinci saftaki yerini başkasına vermez. Namaz vakti gelince abdest kimsenin abdest suyunu başkasına isar etmesi caiz değil. Onu isar etmiş ama e, Eşmah deniyor ki e, kendisinin muhtaç olduğu istinalar bildirmişler. Buralarda olmaz. Buralarda olmaz. E, ama bunun dışında kendi muhtaç olduğun bir şey konusunda e, mümin kardeşine mümin, mümin kardeşini tercih etmek. Kendine tercih etmek. İnsan. İsar. E, kolay değil. Yani Fedakarlık bir, yani. Tabii ya. tabii, i̇hsan, e, i̇hsan ve İsar birbirlerine bunlar çok yakınlar. E, dolayısıyla e, dolayısıyla yani bunları e, bunları yapan bir kimse insanlar indinde yani ihsan eden kimse itibarlı olur, aziz olur, hürmet görür, saygı gösterir. Ama adam hileli satıyor, öyle bir şey de yapmıyor falan, ha falan dedi bir şey adam fırsat kallıya tokatlamak için. İnsanlar aynı şekilde öyle söylerler. Ve insanların bakış açısı da öyle mi olur? Öyle olur. Eshab-ı Kerim'in büyüklerinden Abdurrahman bin Avf Hazretleri'ne e, bu büyük serveti nasıl kazandın dediler. Çok az kârla razı oldum. Hiçbir müşteriyi boş çevirmedim. Hatta bir gün bin deveyi sermayesine tatmıştım. Yalnız dizlerindeki ipleri kâr kalmıştı. Her ip birdir hem gümüş değerindeydi. O gün develerin yem parasını ben vermiştim. Kazancım ise bin dirhem olmuştu buyuruyor. Aldı fiyatı sattım diyor. Hatta Allah Teala rahmet eylesin bizim e, vefat eden patron e, abiler anlatırlar da Abdurrahman bin Avf radiyallahu ta'ala çok iyi bir tüccar diyor falan. İşte bunu anlatırlar da satıyor. Tutmuyor elinde buyuruyor. Aldı fiyata. 100 liraya almış deveyi 100 liraya satıyor. Ve sadece dizlerindeki diyor o diye ip diyor. Kar kaldı. Bin tane deveden bir tane ip, yular. Yular kalmış. O da bir dinar ediyordu diye Ben bin dinar kazandım diyor. Tamam. Bin dinar kazandım diyor. E, ya elinde tutmaya gerek yok. Elinde tutmaya gerek yok. Hamza Efendi Bey ve Şir Ali diyor ki yüksek fiyatla satıp bir kimseyi aldatmaktan sakınmalıdır. Zira piyasada 10 liraya satılmakta olan bir malı 11 liradan yukarıya satan satın almak kabeni fahiş ile aldanmaktır. Yani çok aldanmaktır. Yalan söylemekte çok aldatılan bir müşteri satıştan da vazgeçebilir. E şimdi mesela bu kitapları okuyunca e, piyasada aynı şekilde bu satanların mallarından hepsini satışlarından hepsinden vazgeçmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, hem adil davranmalı hem ihsanda bulunmalı. Bunu yapan kimse dünyada rahat ettiği gibi ahirette de ebedi saadete kavuşur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Seyri pillahtan sonra yükselme hasıl olursa, isimlerin ve sıfatların ve şuunatın aslı olan bir daire ve sonra bunun aslı ikinci bir daire, nihayet bunun aslı bir kavs açığa çıkar. Bu üç asl zatı teala'nın zatında değildir. Zatı bunlardan münezzehtir. Bu üç aslın tam hasıl olması nefsi mutmainneye mahsustur. Seyir ve sülükte her ne ki görülür ve işitilirse itibar edilmemesi lazımdır. Eğer bu çoklukta birliği görmek olsa da kıymet vermemeli, yok etmelidir. Çünkü o vahdet, hiçbir çoklukta bulunmaz görünen vahdetin kendi değil benzeridir ben diyorum. Bilgivi Vasiyetnamesi Şerhi 115 ve 202. sayfalarında diyor ki: zünler denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere mesela haç, salip denilen İsa Aleyhisselam'ın asılmış hali dedikleri birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek ve İslamiyeti bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emir olunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emir olunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kâfir olur. Fakat büyük bir günah işleyen bu işin fena olduğunu düşünür. Yaptığına pişman olur, üzülür. Allahü Teala'dan utanırsa imanı gitmez, kâfir olmaz. İtikadı sahih olup küfr alameti olmayan büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bu günahına tövbe eder, Allahü Teala'dan af dilerse affolur. Tevbe etmeden ölürse Allahü Teala dilerse yine affeder. Dilerse günahı kadar azab edip sonra cennete kor. Fakat imansız olarak ölen kafir ve bidat sahibi ahirette hiç affolunmayacak, muhakkak cehennemde yanacaktır. Kafir cehennemden hiç çıkarılmayacak, bidat sahibi çıkarılacaktır. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalb ile, ihlas ile, samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala 73. mektupta buyuruyor ki sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın buna çok az da bir ihtimal vermesi zannetmesi akıl icabıdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında bunun yegane ve kat'î çaresi olan iman nimetinden kaçınmak ahmaklık, hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kuddisesirruh Üçüncü Bölüm Van'dan doğan o muazzam hidayet güneşi, pek büyük sıkıntılar yaşasa da, İstanbul'dan, öylesine ışık verecektir ki dünyaya bütün alem onun nuruyla aydınlanacaktır. Büyük veli İstanbul'da ilkin Gümüşsuyu tepesindeki Kaşgari dergahına şeyh, imam ve vaiz olarak tayin edilir. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyüklüğünü bilen zamanın sultanı daha sonra onu seçkin bir üniversite statüsündeki Süleymaniye Medresesine tasavvuf müderrisi yani ordinarius profesör olarak tayin eder. Dışarıdan ve içerden devlet-i aliyenin yıkılmaya çalışıldığı, sapıkların, mezhepsizlerin dini bozmak için küstahça oyunlar ve şeytanca düşünceler geliştirip bunları yaymaya çalıştığı bir zamanda Allahü Teala eshab-ı kiramdan sonra İslamiyet'e en fazla hizmette bulunmuş bu milletin çocuklarını zayi etmez ve onlara rahmet ederek Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin İstanbul'da nihai ikametini nasip eyler. Abdülhakim Arvasi Hazretleri o muazzam ilmi, marifeti ve kimselerin nihayetini bilemediği hikmet deryası mübarek kalbindeki manevi esrarlarla sapık güruha delillerle cevap vererek susturur onları. Mezhepsizlerin mesnetsiz, ilimden ve nakilden yoksun, kasıtlı iddialarını yerle bir ederek onları karanlık dünyalarının küflü dehlizlerine geri gönderir. O, zahir ve batın ilimlerde müthiş bir deryadır ki, Nice üniversite mensupları, bilim adamları, devlet adamları, içinden çıkamadıkları konuları, meseleleri bu zamanının bir tanesi olan büyük evliyaya arz eder ve hepsi de tatmin olmuş olarak dönerler geriye. Ermeni zulmüyle doğduğu yerlerden uzaklara hicret eden Hidayet Güneşi Abdülhakim Arvasi Hazretleri, payitahta bir başka parıldamaya başlamıştır ki, bu yüzyıllara aydınlık saçacak bir muazzam doğumun ilk müjdeleridir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Kuddise Sirruh, muhabbet sahibi kalpleri kendine çeken bir büyük veli, onları marifetullah'a kavuşturan eşsiz bir derya, hiçlik denizlerinde yolunu kaybedenlere en büyük kılavuz, Allahü Teala'nın razı olduğu yolu bulduran bir kutup yıldızı, bid'atlerle kararmaya başlayan dünyayı, ehli sünnetin aydınlık seherlerine kavuşturan bir emsalsiz güneştir kendi zamanında. O, memleketin işgal, din-i mübinin tehditler altında olduğu bir zamanda olmasının zorluklarıyla mücadele eden bir evliyadır. Büyük veli, derecesi tabiinden, hizmetleri eshab-ı kiramdan sonradır diye methettiği Osmanlı'nın ve aziz milletinin ve bu milletin uğruna canını seve seve vereceği mukaddes vatan toprağının bir aşığı olarak sürekli dua eder, dua ettirir. Ve nice insanları Doğu cephesine göndererek Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetler yapar. Abdülhakim Arvasi Hazretleri durup dinlenmeden camilerdeki vaazlarında, sohbetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshabının Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain yolları dışında kalan hiçbir yolun Allahü Teala'ya kavuşturamayacağını, ehli sünnetin kurtulan tek fırka olduğunu anlatır insanlara. İman, itikat, amel hususları, onun gönülleri tenvir eden sohbetlerin de vazgeçmediği hususlardır. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, imanın ilk şartının Allah için sevmek, Allah için buzetmek olduğunu hatırlatır sık sık. İnsanın seveceği insanın yolundan gidip, onun yoluna hizmet edeceği hakikati istikametinde, bütün talebelerine her zaman, her şekilde, doğru yolu gösteren şaşmaz bir ölçü verir. Bu ölçü, kim sevilir, kim sevilmezdir. Ve elbette sevilecek olan Resulullah aleyhisselam, eshab-ı kiram ve onun yolunda olanlar ehli sünnet alimleri, sevilmeyecek olanlar kafirler, bid'at sahipleri ve evliyaya düşmanlık edenlerdir. İşte bu muazzam ölçü, ihlas, itikadı doğru öğrenme, ameli doğru yapma ve Allahü Teala'nın dinini doğru olarak yayma başta olmak üzere bütün dünya ve ahiret nimetlerini içinde toplayan bir eşsiz anahtar, bir kılavuz olur sevenleri için. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz. Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamdan beri her bin senede bir resul vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Son resul Muhammed aleyhisselamdır. Ondan başka peygamber gelmeyecektir. O bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Allahü Teala ahirette dostlarını yani müminleri rahim sıfatıyla, keremiyle, ihsanıyla cennete ve cemaline kavuşturur. Edep hududa sınırlara riayet etmek, onu taşmamaktır. En büyük edep ise ilahi hududu muhafazadır, gözetmektir. Zekat vermek. Nafakadan fazla fakat kurban nisabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacip olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, haç yapılmaz.'' meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat çoluk çocuğu da varsa, her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Zekatın farz olmasının şartı altıdır: 1. Müslüman ola, 2. Bâli ola, 3. Akıllı ola, 4. Hür ola, 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola, 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki: Parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacet-i asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal. 96 gram 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır. sizlere Yeşillikler memleketi olan Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz çekimlerimizin, programlarımızın bugünkü bölümünde bundan önceki günlerde anlatmaya başladığım İsmail Bey Külliyesi'nin başka bir ünitesini, başka bir bölümünü sizlere sunmaya çalışacağım. Deve Hanı Efendim şimdi malum Selçuklu'da olsun, beylikler döneminde ve Osmanlı'da çeşitli kervansaraylar vardır. Bu kervansaraylar bazen dağ başında kurulmuştur, bazen şehrin göbeğinde kurulmuştur Süleymaniye Camii'nin olduğu yer gibi, bazen de bir kenarında kurulmuştur. Eski Kastamonu'nun kenarında kurulmuş olan bir külliyedir İsmail Bey Külliyesi. Çünkü eski Kastamonu kaleye doğru olan bölüm. Diğer külliyeler oralarda. Bu ise ilk kurulanlardan ve kıyıdadır. Yani şehre girenler deve kervanı ve develerin boynundaki çanlar böyle çala 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 şehri kat etmek yerine burada gelir, gecelerler ve buradan ya İnebolu'ya giderler ya Anadolu işlerine geçerlerdi. Yani Karadeniz kıyısının e, ticaretini, ticari emtiasını Anadolu işlerine hatta Akdeniz'e indiren yolun üzerinde önemli bir deve hanı idi. Develer burada konaklatılırdı. Sahipleri de onun üst katında konaklatılırdı. Bu deve hanı 11 metre genişliği olan 17 metrede uzunluğu olan bir mekandır. Bunun girişinde 4 metreye 11 metrelik bir bölüm var. Buna birinci kısım deniyor. Bir de içerisinde develerin bağlandığı ana bölüm var. Şimdi kervansaraylar eee o zaman insanların ekonomik hayatında çok önem taşırdı. Kervanlar kervansaray olan yoldan geçerlerdi ya da kervanların geçtiği yola kervansaraylar kurulurdu ve insanların kendi yörelerinde yetişmeyen ihtiyaç maddelerini işte bu kervanlar yetiştirirdi. Karadeniz kıyısına İnebolu sahillerine kadar götürülen mallar oradan Ukrayna tarafına geçirilir. Oradan gelen malzemeler de Ukrayna'dan Kırım sahillerinden İnebolu'ya, İnebolu'dan da Anadolu işlerine hatta Akdeniz'e indirilip kısa yoldan Venedik, İspanya gibi ülkelere taşınır idi. Bu da tabii hayli zaman alırdı. Bir de askeri maksatlarla yapılan kervansaraylar var. Askerin konaklaması içindir. Bunlar Malatya bölgesinde bilhassa Battalgazi ilçesinde Malatya'nın eski Malatya yani. Orada böyle bir kervansaray hali hazırda var. Ordunun doğuya İran'a seferlerinde konaklatılması için kullanılmıştır. Bundan farklıdır. Burada da bir sosyal yaşantı var ama orada askeri hizmetler, askerin konaklatılması ve askerin çeşitli askeri ihtiyaçlarını, harf, silah, araç, gereçlerinin onarımını falan da öngörmüş bir kervansaraydır. Bir de bir de sahraya kurulmuş kervansaray vardır. Onlar da iki taraftan gelen tüccarın mallarının bir serbest bölgede takas edilmesidir. Ağzı Karahan Nevşehir bölgesindeki, Nevşehir Aksaray arasındaki ve Avaros Kayseri yolu üzerindeki işte Avaros'a biraz daha yakın olan Sarıhan Anadolu içindeki böyle serbest bölge kervan saraylarının iyi örnekleridir. Birisi düzeltilmiş, öteki de inşallah yakın zamanda düzeltilecek diye bekliyoruz. Kervansaraylarda emniyet tedbirleri ön planda tutulurdu. Mesela bunun en güzel örneği Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin hemen bitişinde bulunan vakıf kervansaraydır. Bugün esnafın çeşitli dükkanları olan, ticarette yeri olan bir çarşı şeklindedir. Bu kervansarayın ortasında bir avlusu olur, bir de geniş giriş kapısı olur. Bu kapıdan giren kervanlar yüklerini indirdikten sonra hayvanları bir tarafta dinlendirilir, insanları bir tarafta istirahat ettirilirdi. Ve kapıları tamamıyla kapatılırdı. Akşam ezanından sonra yoldan geleni de içeri almazlardı. Ayarlardı herkes. Akşam namazdan önce girerdi kervanın oraya. Kervan sarayın bulunduğu yere. Aksi halde kapı açılmazdı sabah namazından sonra kapılar açılmadan önce hanın bugünkü anlamda müdürü, han başısı gelir kervansarayın. Ey, ey kardeşlerim, ey misafirlerimiz, ey Müslümanlar bu gece burada konakladınız, şimdi yola gideceksiniz. Malında eksiği gediği olan var mı? eğer birinin malı eksikse efendim kapılar açılmazdı. Ta ki o bulununcaya kadar. Öyle ya herkes güvenlik belgesiyle gezmiyor ki. Belki kervancıyım diye geldi adam orayı soyacak, hırsızlık yapacak, kıymetli şeyleri götürecek. Herkes tamam 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 ee, tekmilli verdikten sonra hadi Allah selamet versin der. Kapılar açılır giderdi. Tabi bu devahanı Bunları anlatmamıza vesile oldu. Bu deve harında da böyle bir emniyet var ama öyle bir avlusu yok. Sadece 30 deve bir de devenin deve kervanın önündeki e, kervanı çektiği zannedilen merkep veya daha başka bir hayvanın bağlama yerleri olan bir bölüm. Koca 30 develik kervanı bir tane merkebin çekmesi yol göstermesi doğrusu anlaşılır şey değil. Orada başka bir husus var efendim. Şimdi girelim kervanın e, deve hanının evvela birinci bölümündeki yük indirme kısmını görelim. Sonra da içeride hayvanların bağlandığı duvarlarda güzel delikli taşlar var. Onlar biraz orijinal geldi. Onları sizlere göstermek istiyorum. Tabii han çok yüksek. İkinci katı da kalktığı için Işıkla aydınlatmada her tarafını zorluğumuz var. O yüzden de biz, bir kenarından size bir örnek göstermeye gayret edeceğiz. Ben giriyorum hanın içerisine. Deve hanının birinci bölümündeyiz. Yani develerin girip yüklerinin indirildiği sekilerin arasındayım ben. Yani i̇ki tarafta sekiler var efendim gelen deve yükü eğer kapıdan giremeyecek kadar havaleli ve ağırsa o devenin o yükü içeriye alınmaz ayrıca da kervanın sahibine ceza verilirdi diye kayıtlarda geçiyor yani hayvan hakları 1460'larda dahi Türk ülkelerinde çok önde gelen haklardan birisiydi hayvan hakları. Avrupa neredeydi o zamanlar? Burada yükler indirilir, develer sırtlarındaki semerlerle beraber içeriye ahıra alınırlardı. Efendim burada bazı eşyalar görüyorsunuz. Tabi ister istemez soruyorsunuzdur burası nedir diye. Burası efendim deve olarak vakıflarca bir işleticiye kirayla verilmiş. İşletici de burada çeşitli el sanatları mamullerini, Kastamonu'nun eski eserlerini hem sergiliyorlar, yarı müzemsi yani müze denmez de çeşitli kumaşlardan yapılmış işte masa örtüleri falan filan onları sergiliyorlar. Hem de bir köşesinde yöre yemekleri yapacak şekilde tabii ruhsatlı muhsatlı yapmışlar. Yani geldiğiniz zaman buraya e, aç kalmazsınız. Her türlü kolaylık tesisleri var. E, beğendiğiniz ufak tefek ağaç işlerinden masa örtülene kadar şeyler de bulmanız mümkün. Ben şimdi esas büyük kısma geçiyorum efendim. Orada da birkaç şey sizlere anlatmaya çalışacağım. Devahan'ın şimdi ikinci bölümüne girdik. Bu bölüm 13 metreye 11 metre. Şöyle böyle 150 metrekare bir yatay konumu var. E, ama yüksekliği de Hani derler ya efendim deveciyle görüşen kapısını biraz yüksek yaptırması lazım. E deveci dostu olan kimse devesiyle beraber gelince dostunu nasıl ağırlayacak? E bizim kapı alçak. Senin deveyi dışarıda bırakalım olmaz. Devehanı da gerçekten hem kapıları yüksek yapılmış hem de iç mekanı yüksek yapılmış. 11 metre civarında da yüksekliği var. Toros tek kubbe efendim. Tonos tipi tek kubbe. Bina zaten Ön yüzü kesme taştan yapılmış. Yanları birçok kervansarayda olduğu gibi, birçok handa olduğu gibi molos taştan yapılmış. Ancak bu tonoz kubbelerin mutlaka molos taştan değil, kesme taştan yan yana getirilerek, yani aralarında bir yük taşımada dengesizlik olmasın, mutlaka iki taş birbirine tam otursun, kavuşsun diye üst tarafı, Mutlaka kesme taştan yapılır. Burada öyle yapılmış. İşte 1460'tan bugüne kadar 400-550 senelik bir yapı düşünün. Ayakta duruyor ve içerisi insanlandırılmış. Vakıfların bu hizmetleri doğrusu ben çok seviyorum. Mutlaka bir insanlandırma yapılıyor ve orası çiçek gibi ayakta kalıyor. İnsanı çekerseniz önce örümcekler geliyor. Ondan sonra da daha başka canlılar, haşerat geliyor. Derken nem, rutubet yıkılıyor. Ne oldu? Vah 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 tarihi eser gitti. Niye? içinde insan yoktu. İnsan direklik yapıyor efendim. İnsan nefesi binaların direğidir. Şimdi burada 31 tane hayvan bağlama yeri var ve buraya 30 develik bir kervan geldiğinde rahat bir şekilde konaklatılıyordu. Tabi 11 metre yükseklik sadece develer rahat etmesi için değil. Bu 1 metre kadar daha tabanı aşağıdaydı efendim. Zamanla doldurulmuş ve düzeltilmiş. Yani 12 metrelik yükseklik. Bu yarı yarıya, yarı yarıya olacak şekilde üst tarafa bir ahşap kat konmuş ve deve sahipleri ee, tabii patron adamlar olduğu için onlar başka hanlarda misafir ediliyor ama develerin hayvanların bakıcıları yükü indirip bindiren işçiler kısmı da üst katta develerin sıcağıyla yatıyorlar idi efendim şimdi bu deve bağlama taşlarını biz Tokat'taki Pazar ilçesinin e, hemen girişindeki Kervansaray'da gördük size orada yine kağıtla göstermiş idim eee Avanos'taki Sarı gördük. Orada da işte kalemimle göstermiş idim. Gittikçe böyle hanları gördükçe benim de tecrübem artıyor herhalde efendim. Bakın burada duvarlara 31 tane şöyle renkli mermerden taş yapılırken gömülmüş. Ve buraya devenin yuları bağlanıyor. Bu yular buraya bağlana çözüle bağlana çözüle taşta 2 santimden fazla oyuk meydana getirmiş efendim.